Efendim hoş geldiniz. TGRT Haber ekranlarında haber maratonu şimdi dünyada bugün kuşağıyla kaldığı yerden tüm hızıyla devam edecek durdurak demeden. Dünyanın çeşitli noktalarında son 24 saatte yine önemli gelişmeler vardı. Dünyanın gündem maddesinin birinci sırasında hiç kuşkusuz ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimler var. Artık ABD hızlı adımlarla siyasi kaosa doğru sürükleniyor. Önce başlıklar, ardından teferruatlarla devam edeceğiz. Evet, iki önemli gelişme Amerika Birleşik Devletleri'nde öne çıktı. Bir tanesi Biden zafere yakın. Şu anda sandıktan çıkan sonuçlara bakıldığında özellikle delege sayılarında bir anlamda Biden'ın ve demokratların önde olduğunu görmekteyiz. Sadece 7 sandalye kaldı. Şimdiye kadar 263 sandalyeye sahip Biden, yani demokratlar 270'e tamamladıklarında artık bitecek. Ve Biden'ın zafere bir adım kaldığını görüyoruz başkanlığa Biden'ın. Ama Trump da durmuyor. İtirazlar yapılıyor. Mahkeme süreçlerinin başlatılacağı açıklanıyor. Avukatlar devreye giriyor. Yani ortalık karışmış durumda. Zaten beklenen bir senaryoydu. Bu senaryoda hayata geçti. Çarpıcı detayları biraz sonra anlatacağım. Konuştukça ortalık karışıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Trump susmuyor. Sustuğu zaman tweet atıyor. Tweet attığı zaman ortalık fena halde karışıyor, sokağın tansiyonu yükseliyor, seçim bölgelerinde oy sayım noktalarına baskınlar düzenleniyor, polislerle çatışılıyor. Amerika'da belli noktalarda, daha doğrusu ülkenin hemen hemen çoğunda sükunet varken belli bölgelerde, mesela Pensilvanya'da ağırlıkta, Wisconsin'da, belli eyaletlerde tansiyon yüksek. Sebebi de Trump. Trump konuştukça insanlar geriliyor, taraftarları da, karşıtları da. Biraz sonra teferruatlarıyla anlatacağım. Evet, Kosova Cumhurbaşkanı istifa etti. Neden? Çünkü savaş suçlusu olarak yargılanacak. Savaş suçuyla yargılanacak. Bu iddianame kabul edildi. Süreç artık başlayınca kendisi de istifa kararını aldı. Biraz sonra nedenlerini beraberce anlamaya çalışacağız. Bugüne dair önemli bir gelişmeydi. Burada önemli bir nokta var. Şimdi hayati bir buluş söz konusu. Nedir o? Şu, grip misiniz yoksa Covid-19 musunuz? Şimdi bunların birbirine karıştığı belirtiliyor. Artık karışmayacak. Çünkü çok önemli aşamalardan geçerek, dört önemli aşamadan geçerek çok ciddi bir sonuca varıldı. Ve bu sonuç neydi? Nasıl bir envanter çıktı ortaya? Gerçekten çok kritik bir gelişme bu. Ve söz konusu bu buluş da onaylandı. Detaylarını ilerleyen dakikalarda ekranlarınıza getirmeye gayret edeceğim. Hadi o zaman hiç vakit kaybetmeden hemen ilk durağımıza doğru yolculuğumuzu başlatalım. Evet, dünyanın gündemi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim. Sonuç şu anda muamma. Evet, Biden zafere artık iyice yaklaştı. Bir adım kaldı sadece başkan olmasına. Çünkü delege sayıları malumunuz şu anda Biden'ın lehine işliyor. Ama genel hatlarıyla Trump'ın sandıkta birçok yerde önde olduğunu görüyoruz, fakat yeterli değil. Şimdi işin o boyutunu ben anlatacağım biraz sonra, ama sokaklardan biraz bahsedelim. Trump konuşuyor, gerçekten ortam geriliyor. Trump işte oylar çalınıyor, o minvalde söylüyor, birçok şey anlatıyor. Efendim? Bekleyin arkadaşlar. Sürekli olarak bir takım açıklamalar yapıyor ve o açıklamalar neticesinde de fena halde, dediğim gibi, sokağın tansiyonu yükseliyor. Bir anda hararetli gelişmeler yaşanıyor. Bakın neler olmuş. Seçim noktaları nasıl basılmış, polisle neler yaşanmış, bir izleyelim. Başkanlık seçimlerinde sonuca yaklaşılırken Amerika karıştı. Seçim sonuçlarındaki belirsizlik ve posta yoluyla kullanılan oy tartışması birçok eyalette protesto edildi. Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın seçimi kazandığı New York'ta demokrat seçmenler sokaklara döküldü. Protestocular yolu kapattı. Polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı. Başkent Washington'da gözaltı sayısı 4 oldu. Seattle'da sokağa çıkan protestocular eşitlik talep etti. Michigan'da bir grup cumhuriyetçi seçmen kendilerini oy sayım merkezine almayan yetkililerle tartıştı.
sayımı durdurun diye sloganlar atan grup polis tarafından dağıtıldı. Kaliforniya eyaletindeki San Francisco kentinde protestolar vardı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın birkaç eyalette oy pusulalarını saymayı durdurma talebi protesto edildi. Peki hiç vakit kaybetmeden sıcak noktadan sıcak gelişmeleri hemen canlı bir şekilde almaya çalışalım. Sevgili İrfan orada, meslektaşımız. İrfan kolaylıklar dilerim. Arkanda bir kalabalık görüyorum. Bu bir demokrasi diyorlar. Anladığım kadarıyla Trump karşıtlarına benziyor. Ben dövizlerden onu anladım. İngilizce evet, dövizlerden. Evet, doğru değil mi? Evet. Trump karşıtları. Çok evet. Doğru. Bu bir çok demokrasi. Doğru. Bunu kabullen diyorlar. Buna çok engel doğru. olamazsın. O minvalde birkaç döviz gördük orada şimdi ama kalabalığı takip ettiğimiz kadarıyla neler oluyor? Neredesin? Bize anlatır mısın oradaki evet, atmosferi? Evet, şu anda Washington DC'de Niyaz Yancı ile birlikte Beyaz Saray'ın önündeyiz. Gördüğünüz gibi bir grup Trump'a karşı protesto yürüyüşü düzenliyorlar. Sayılar çok az ama ilginç olanı şu, arkamda bir kamyon gördünüz. Normalde şu anda Beyaz Saray'ın, daha önceki yayınlarımızda bildirdik, Beyaz Saray'ın etrafındaki tüm yollar kapalı aslında. Evet. Bu kamyona nasıl izin vermiş onu bilmiyoruz. Belki özel bir izinle verilmiş ama işte yaklaşık senin de gördüğün gibi Tuna. Bu bir demokrasidir. Ona göre hareket et. Bir çoğunluğuz, bizi susturamayacaksın gibi pankartlar var. Son derece normal tabii bu Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu tip görüntüler son derece normal. Şu anda Joe Biden, demokratların lideri, 264'e 214 gibi bir farkla önde görünüyor. Ancak şu anda hala, bugün biraz önce Amerika'nın ana akım medya gazetelerinin manşetlerine baktım. Onların fotoğraflarını da almıştım. Onlardan da çok kısaca şöyle başlıklardan bahsetmek istiyorum. Ülkedeki havayı yansıtmak adına. Sevgili İrfan, bir şey söyleyeceğim. Yalnız bence biraz dikkatli ol orada. Çünkü yani yayına bir müdahale olabilir. Böyle bir niyetleri var gibi orada. Ben öyle algıladım konuşmalarından. Evet, 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 abi. Evet. Bir takım mesajlar veriyorlar orada. Kendilerince. Çok doğru. Evet. Şimdi bugünkü gazetelerin manşetlerinde Washington Post gazetesi 270'le önde görünüyor diyor. Washington Post Trump'a karşı. The Wall Street Journal bu şunun altını çizeyim. Bugünkü zaten Amerika'nın gündemi ana akım medyada, daha doğrusu bütün televizyonlar, yerel ve uluslararası televizyonlar. Şu anda belki 100-150 tane gazeteci var şu anda burada dünyanın her yerinde. Ana gündem maddesi malum Beyaz Saray seçimleri ve The Wall Street Journal Biden önde görünüyor, ezip geçiyor gibi bir manşet kullanmış. The New York Times gazetesi işte posta yoluyla kullanılan oylara dikkat çekmiş. Ayrıca özel ekleri var gazetelerin. Election seçim 2020 gibi. Biden 270'e çok yakın, Trump mahkemeye gidecek diyor. The New York Post eleştirmiş, her iki lideri de eleştirmiş. Wrong, yanlış gibi. Kocaman birinci sayfayı kapatmış. Ama şunu söyleyebilir miyiz? Yani Biden'ın sanki başkanlığa daha yakın olduğunu söylemek çok bence doğru. Abartı olmaz değil mi? Yani çok doğru ama burada herkes bir aralık, bir kapı bırakıyor. Trump'a bir aralık, bir kapı bırakıyor. 2016'da da tüm anketçiler biliyorsunuz yanıldı. Şu anda da yanıldığını söylüyorlar zaten tüm anketçilerin. Onun için kesin olarak hiç kimse şu anda burada Biden bu işi bitirdi. Biden'ın kendisi de zaten söylemiyor. Senin de takip ettiğin evet. gibi. Biden daha dikkatli davranıyor. Yani daha sakin. Çok doğru. Ama çok, Trump öyle değil. Trump konuştukça orada ortalık karışıyor. Neler oluyor? Mesela biz az önce paylaştık yine seçim noktalarında oy sayımı ödülünü saldıranlar var. Özellikle Trump taraftarları. Neler oluyor? Biraz anlatır mısın? Evet. Şimdi özellikle tabii Beyaz Saray ve etrafı çok sıkı koruma altında. Gizli servis koruyor. Beyaz Saray'ın etrafında özellikle. Ama şimdi sonuçların ortaya çıkmasından gayet Joe Biden kazanırsa bu kez Trump taraftarları ortalığı karıştırabilirler. Ortalığı karıştırabilirler. Onun için de burada güvenlik üst seviyede. Ancak herhangi bir saldırı anlamında herhangi bir
sıkıntı yok. Niyazi'den, evet. Niyazi Ancı'dan hemen göstermesini rica ediyorum. Bakın şu Beyaz Saray'ın karşısındaki bir bina, tüm binalar aslında burası gazilerin olduğu, gazi işlerine bakan bir bina. Binanın tamamıyla pencereleri kapatılmış durumda. Beyaz Saray'ın hemen karşısında arada sadece evet. bir sokak, bir cadde var. Görüyorsunuz onun karşısındaki yine resmi bir kurum. Orası da tamamıyla şey olmuş durumda, kapatılmış durumda. Ve olası olaylara karşı Washington DC'de Beyaz Saray'ın etrafındaki tüm binalar zaten giriş çıkışlarını kapatmış. Hemen hemen işleri bir anlamda durdurmuş durumdalar. Çünkü hayat özellikle de durmuş durumda Beyaz Saray'ın etrafındaki tüm binalarda, tüm iş yerlerinde. İrfan, ancak iş maç... Evet, İrfan çok çok teşekkür ediyorum değerli katkılarından dolayı. Zaman zaman sana yine pas atacağız. Oranın nabzını seninle tutmaya devam edeceğiz. Sıcak gelişmeleri senden almayı sürdüreceğiz. Evet. Hoşça kal. Kolaylıklar dilerim. Evet, çok da yoruluyor tabii meslektaşlarımız orada. Çünkü zor bir süreç, çok kaotik bir seçim. Şimdi Biden'ın çıkan sonuçlarda evet önde olduğunu görüyoruz. Ve bence kişisel kanaatim, benim gördüğüm kadarıyla çok büyük bir sürpriz olmazsa başkanlığa bir adım kaldı Biden için. Çünkü 263, hatta ABD basında göre, mesela Washington Post'a göre az önce İrfan da anlattı, 265 sandalye var. 270'i bulduğunu söyleyen bir Wall Street Journal var. Yani bir adım yaklaştığını görüyoruz artık. Yani bir adımlık bir mesafesi kaldı Biden'ın. Şimdi bakın, enteresan sonuçlar var. Birkaçını size paylaşmak istiyorum. Şimdi Trump'ı bu kadar öfkelendiren ne biliyor musunuz aslında? Arizona, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania. Buralarda Biden delegeler bazında bir üstünlük sağladı. Oysa bu eyaletlerde geçen seçimlerde cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğunu görmüştük. Fakat durum tam tersine dönmüş durumda. O yüzden Trump mesela Wisconsin, Michigan, Georgia ve Pennsylvania. Georgia ve Pennsylvania'da itiraz ediyor oylara. Avukatlarını falan gönderiyor. İşte yüksek mahkemeye gideceğim diyor. Oyların sayımının durdurulmasını istiyor. Özellikle de Pensilvanya'da istiyor ve Michigan'da oyların durdurulmasını da talep etmişti. Ve diğer bölgeler içinde, diğer eyaletler içinde ciddi şekilde itirazlarını sürdürüyor. Trump ve avukatları aracıyla da bu bir şekilde sayımın durmasını istiyor. Genel hatlarıyla da işte seçimlere gölge düştüğünü belirtiyor Trump. Amerika'ya yazık oldu diyor. İşte bir şekilde ne yapıyorlar ediyorlar, Biden'a oy çıkarıyorlar buralardan diyor. Şimdi bunları söyledikçe de ortam fena halde, işte Amerika'da geriliyor. Az önce anlattık zaten. Böyle olacağı da belliydi. Pek de şaşırtıcı olmadı. Şimdi değişen, bakınız, kırmızı noktalar, mavi noktalar. Şimdi Trump'ın eyaletlerin bir çoğunda evet sandıktan üstün çıktığını görebiliyoruz. Ama Amerikan seçimlerinde bu yeterli değil. 270 sandalyenin 270'ini almanız gerekiyor. Yani çoğunluğu almanız gerekiyor demek istedim. Ama şu anda Biden'ın demokratları çok önde Trump'a göre. En az 40'a yakın bir fark atmış durumda sandalye anlamında. Dolayısıyla da bakıldığında da sadece yani bir ya da iki eyaletten gelecek sonuca bakar şu anda. İki eyaletten çıkacak sonuca göre 270 sayısını bulacak Biden. Görüntü onu gösteriyor. Çok büyük bir sürpriz olmazsa tabii ki. Ve artık başkanlığa merhaba diyecek demokratların adayı. Şimdi bakınız. Biliyorsunuz Bernie Sanders demokratların aday adayıydı. Enteresan bir kişiliktir. Hatta ona sosyalist derler. Amerika'nın sosyalisti. Çok Amerikalıların alışkın olmadığı bir profildir. Sosyal güvenlik meseleleri, sosyal adalet meseleleri, sosyal politikaları Amerikan seçmenine çok uzaktır. Ama sempatik bulanlar da var. Daha çok hani halka inen, işte halkın sorunlarıyla ilgilenen, hani halkın refahını daha çok önemseyen bir siyasi kimliği var. Zorladı ama Biden'ı. Biden'ı zorladı. Fakat olmadı dediğim gibi. Çünkü Amerikalı seçmenlere uzak, çok uzak bir siyasi profil bu. Pek hoşlanmıyorlar böyle aşırı demeyeyim de. Hani sol standartlı böyle çıkışlar, söylemler biraz Amerikalıları uzak. Dolayısıyla şimdi Sanders tamam aday olamadı ama çok enteresan bir laf etti. O söylediklerin hepsi tek tek çıktı, yaşandı bu seçimlerde. Trump'la ilgili söyledikleri gelsin ekranlara. Trump is the most dangerous president. Katıldığı televizyon programında diyor ki beni seçtiğiniz için teşekkür ederim diyecek diyor. Herkese iyi günler diyecek. Bak seçim daha sandıklar diyor kapandığı anda bunu söylemeye başlayacak diyor. Aynen de öyle oldu.
Trump bunu söyledi. Ortaya Biden'ın bu eyaletlerde kazandığı bu noktada Trump, bakın siz her şeyin hileli olduğunu söyledim diyecek diyor. Aynen de öyle oldu söyledikleri. Postayla gönderilen oyların hileli olduğunu söylemiştim diyecek. Aynen de bunu söyledi Trump. En tehlikeli başkan ve bu sadece sürekli diyor yalan söylediğinden, bilime inanmadığından, ırkçı ya da cinsiyetçi olduğundan, efendime söyleyeyim homofobik, yabancı düşmanı olduğundan değil diyor. Bunun nedeni oldukça bilinçli olarak yapıyor bunu diyor. Bilinçli. Demokrasiyi baltalayıp oylamayı hızlandırmak ve seçim gecesi onda Michigan'da, bakın Michigan'da, Pennsylvania'da sayıyor. Bu eyaletlerde, Wisconsin'da kazanıyor ve televizyonda diyor ki beni seçtiğiniz için teşekkür ederim diyor. Aynen de böyle oldu. Ama ne oldu? Trump teşekkür etti. Bir anda sandıklarda oylar sayıldıkça Wisconsin'dan tutun da, Pennsylvania'dan tutun da işler tersine döndü ve Biden öne geçti. Evet, Trump hakikaten yalan makinesi gibi. Bu doğru, Sanders'ın söylediği doğru ve bunu bilerek yapıyor. Trump'ın taktiği bu, stratejisi bu. Bilinmiş, felsefeymiş, demokrasiymiş, bu Trump'ın umurunda değil. Trump kazanmaya odaklı, o narsist kişiliğini öne çıkarıyor ve kazanmak için her türlü yalanı söylemeye de müsait olduğu yorumlarına ben kesinlikle gözlemlediğim kadarıyla evet, ben de katılıyorum. Böyle bir lider zaten Amerika'nın çok alışkın olmadığı bir lider olduğunu hep söylemiştim zaten, alışkın olmadığı bir başkan. Evet, Trump böyle, şahsına münhasır böyle bir kişilik. Yani seçilir mi? Şu anda görüntü pek onu göstermiyor. Seçilirse bir mucize olursa aynı Trump'ı görmeye devam edeceğiz. Ama seçilmezse inanın bana tarih olacak. Ama durmayacak. Trump yine konuşmaya devam edecek, tweetler atmaya devam edecek. Ve belki de 2024'ü zorlayacaktır. Şimdi bakınız, evangelist bir kişilik. Kendini ruhani olarak tanımlıyor. Trump'a yakın canlı yayında tuhaf tuhaf hareketler, tuhaf tuhaf şeyler kurup Trump'ın kazanması için ayin falan yapıyor bu evangelistler. Bir bakın Allah aşkına, yani tuhaf, absürt görüntüler çıkıyor ortaya. İlerle, ilerle, ilerle. Zafer elde edene kadar ilerle, ilerle, ilerle. Bunlar oylar sayılırken yaşanıyor. Evangelistler Trump için işte böyle ayin düzenlediler canlı yayında. Ayinde Trump'ın ruhani danışmanıymış bu arada. Bakın, ruhani danışman. Ruhani danışmanı Paula White Kane bir konuşma yapıyor. Şimdi Paula White orada işte peş peşe zafer, zafer, zafer diyor. Üstüne işte efendim işte zaferin sesini duyuyorum diyor. Gayipten sesler de duyuyor. Ruhani lider, ruhani danışman. Trump'ın Amerikan başkanı ruhani danışmanı. Duydum diyor, sesler geliyor bana diyor. Biz kazanacağız diyor. Böyle garip garip işte halva hareketler. Evet, böyle yapınca Trump kazanıyor şu anda. Evet, görüyorsunuz Trump'ın bilim danışmanı, kültür sanat danışmanı yani var tabii ama o bilim danışmanları ne demişti? Çamaşır suyu mu içirsek insanlara demişti, hatırladınız mı? Dezenfektan mı içirsek? Kadıncağız şöyle kaldı bilimde. Ne diyor ya falan, Amerikan başkanı. Ya bilim, alakası yok bilimle falan. Umurunda değil onun. Başka şeylerin derdi. Ruhani. Ruhani de bir danışmanı var. Ruhani danışmanı. İşte böyle onun için oy topluyor. Hay Allah. Evet, Kamala Harris'tan bahsedeceğiz. Şimdi bakınız. Kamala Harris, yani başkan yardımcısı olacak olan Biden'ın seçilirse tabii. Özellikle seçilmiş bir isim. Enerjik, çok zeki. Vizyonu muhteşem ama bir numaralı Türkiye karşıtı. Türkiye'nin çok sert söylemleri vardı. Özellikle o isim öne çıkarıldı, başkan yardımcısı oldu. Çünkü Biden'ın yaşı gereği çok enerjik, kreatif, böyle bir siyaset yürütemeyeceğini bildiği için demokratlar Harris'la onu dengeleyecekler. Bence Harris, evet 2024'te başkan adayı olabilir demokratların. Çünkü öyle bir potansiyel var. Bir liderlik hamuru da var. Şimdi bakınız nereden nereye geldi? Hangi köyde doğdu, yolculuğu nasıldı, onu Beyaz Saray'a doğru götüren yolda neler yaşanmış? Şimdi doğduğu yere götürelim sizi. Tüm dünya ABD seçim sonuçlarına kilitlendi. Her iki aday kameralar karşısına geçti, değişik açıklamalarda bulundu. Bu süreçte Demokrat Parti Başkan Yardımcısı adayı Kamala Harris dikkatleri üzerinde topladı.
Biden başkanlığa çok yaklaştı ancak yaşı ve sağlık sorunları sebebiyle farklı bir isim gündeme geldi. Başkan yardımcısı adayı Kamala Harris'in görüşlerinin ülkede hakim olacağı dillendirildi. Harris'in 4 yıl sonra başkanlığa aday olacağı tahmin edildi. Kamala Harris, Türkiye'ye karşı negatif dış politika tutumuyla daha önce birçok kez gündeme geldi. Peki kim bu Kamala Harris? Don't you ever let anyone tell you who you are. You tell them who you are. Kamala Harris 1964 yılında Amerika, Kaliforniya'da doğdu. Jamaikalı bir baba ve Hindistan kökenli bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden'ın seçilmesi halinde başkan yardımcısı olacağını açıkladı. Harris, Trump'ın Suriye'den çekilme kararını eleştiren isimler arasında yer alıyordu. Kamala Harris for the people. Öte yandan Harris'e dedesinin köyünden destek geldi. Töleşenci Pram köyünde kadınlar hemşehrilerini destekledi. Yere renkli harflerle Kamala Harris'in kazanmasını istiyoruz yazdı. Trump tweetler atmaya da devam ediyor. Durdurun şu oylamayı, durdurun şu olup bitenleri falan gibisinden. Neyse daha bakalım neler söyleyecek. 6 saat durdu sonra tweet atmaya başladı. Şimdi takip ederiz sizin için. Evet, Joe Biden seçilirse ne olur? Bakınız, bir şey beni çok üzdü. Şimdi ben buna çok karşıyım. Şu Trump'ın iklim değişikliği meselesi var ya, Paris Anlaşması'ndan çekilmesi. Acayip sinirlendirmişti beni. Bakınız gider ayak ona da imzaladı. Resmen çıkarttı onu Paris İklim Anlaşması'ndan. Ya iklim değişikliği, küresel ısınma, ya dünya can çekiyor. Tabiat, doğa, Trump'ın umurunda bile değil. Çekilin, ben niye buraya bu kadar para veriyorum ki diyor. Çekilin diyor. Çekilin şeylerde, çıktı. Ama bakınız Biden gelirse bu iş tam tersi olacak deniliyor. Şimdi biraz Biden'ı inceleyelim. Madem çok yakın seçilmeye artık, başkan olursa ne olur? İşin Türkiye boyutunu çok konuştuk. Türkiye'de çok çekinceler var ama bu çekincelerin bazılarının aşırı ben ön yargılı olduğunu düşünüyorum ama bazılarının da haklı olduğunu düşünüyorum. O ayrı mesele, onu çok konuştuk. Ama genel politikalarına şimdi bir göz atalım isterseniz. Şimdi diyorlar ki Amerikan basını Joe Biden'ın vaatlerine bakıyorlar. Joe Biden demiş ki seçim vaatlerinde koronavirüs salgınıyla bedeli ne olursa olsun mücadele edeceğiz. Yani gerekirse insanları eve tıkayacağız, gerekirse şehirleri kapayacağız, ülkeyi kapayacağız ama bu Covid'i yeneceğiz. Trump gibi yapmayacağız diyor. İki, Dünya Sağlık Örgütü'ne tekrar katılacağız demiş Trump. Şimdi DSV'den çıktı biliyorsunuz. Ama bu resmi değildi tabii. İlk adımlarını attı DSV'den. Belli başlı fon, yani yatırımlarını, yatırdığı parayı kesti Trump. Şimdi diyor ki Biden, hayır tekrar diyor geleceğiz. Dünya Sağlık Örgütü'ne gireceğiz. ABD'nin müttefikleriyle, özellikle NATO ile ilişkilerini düzelteceğiz diyor. Yani NATO içerisindeki ayrışmaları, o efendim ne bileyim o yaşanan husumetleri çözeceğiz ve tekrar eski rayına oturtacağız. 2015 Paris İklim Anlaşması'na geri döneceğiz. Ben bu maddeyi destekliyorum. Yani ben bir Amerikalı seçmen olsam, benim karşıma 2015 Paris İklim Anlaşması'yla çıksa pozitif bir not veririm, bir artı koyarım yanına. Önemli çünkü. İran'la nükleer anlaşmaya geri döneceğiz diyor. Şimdi İran'la nükleer anlaşmaya geri dönerse bu İran'da diyecek ki şeyi kaldır yaptırımları. Yaptırımları da kaldırabilir Biden, yapabilir. İşler süt liman olabilir İran-ABD arasında. Şimdi bir müddet sadece bir varsayım bu söylediğim. Ama nükleer anlaşmaya geri döneceğim diyor. Bu çok önemli bir ayrıntı. Bakınız bu da çok önemli. Yemen'deki savaşta Suudilere desteği keseceğiz. Mükemmel bir karar bence. Yani ben bir Amerikalı seçmen olsam bunun yanına bir artı koyarım. Yemen'deki savaşta Suudilere desteği keseceğiz. Zaten Suudiler Amerika'dan aldığı askerlerle Yemen'de çok ciddi bombardımanlar yaptılar. Orada çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Çocuklar hayatını kaybetti. İran Husileri destekliyor. Husilere silah veriyor. Amerika da Suudlara veriyor. Suudlar da oraları bombalıyor. Şimdi bu savaşı, bu iç savaşın ortadan kalkması lazım. Bu da ancak silah satışlarının durdurulmasıyla olur. Bakınız çok önemli bir madde daha. Demiş ki Biden seçim vaatlerinde, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planına destek vermeyeceğiz diyor. Net. Yani Trump'ın damadı Kushner'ın başlattığı 100 yılın projesi vardı ya, Netanyahu'nun alkışladığı falan tezahüratlar yaptığı o anlaşma vardı ya, ilhak edilen bölgelerden hani Filistinliler zorla atılacaktı ya kendi topraklarından. Diyor ki ben bunu kabul etmiyorum. Buna izin vermeyeceğim.
iki ülkeli çözüm olacak diyor. Demokratların klasik bir yaklaşımıdır bu. İsrail, hani Gazze meselesinde. İki ülkeli çözüm olacak diyor. İki devletli çözüm. Yani Filistin halkının da çıkarları korunacak. Böyle vaatler. Ve bugün bakın eski bakan, İsrail bakan dua edelim. Ya da Trump kazansın ya da Trump kaybedecek gibi görünüyor. Şimdiden Netanyahu'ya baskı yapın. Biden'i ikna etsin. Aman anlaşmayı bozma diye. Şu anda eski İsrailli siyasetçiler panik halindeler. Çünkü Biden bunu bozabilir, bu anlaşmayı. Ondan korkuyorlar tabii, çekiniyorlar. Tedirginlik var. Müslüman ülkelerden seyahat yasağına karşı çıkıyorum demiş. Çok güzel bir madde. Ben bunun yanına bir artı koyuyorum. Neden Müslüman oldukları için insanlara vize vermiyorsunuz? Amerika'ya girişine izin vermiyorsunuz? Kim yapıyordu? Trump yapıyordu. Neyi bahane etti? Önce terör dedi, sonra Covid dedi. O dedi bu vize vermiyor. Vize vermiyor. Diyor ki böyle bir şey olmayacak. Müslümanmış, değilmiş, Budistmiş, Amerika'ya gelmek isteyenler turistik amaçlı ya da green card başvurularında ben destek veriyorum diyor. Şimdi bu ne demektir? Green card müracaatlarının tekrar başlayacağı anlamına geliyor. Bu da sizin için son gelişmeleri de ben buradan takip ediyorum, bir şey gözümüzden kaçmasın diye. Evet, şimdi yeni gelen tweetler de geldi. Onları da benim editör dostlarım açıklıyorlar. Sayımı az önce söyledim, editörüm beni uyardı. Az önce söylemiştim, Trump dedi ya, durdurun, oylamayı durdurun diye. Onu bana hatırlatıyorlar. Arkadaşlar hazırlayın o tweet'i de, onu da ekranlarda seyircilerimize yansıtayım. Seyircilerimiz şimdi diyecek ki ne diyor bu, kim ne diyor falan diye şey yapmasınlar. Haklılar çünkü, hemen ekranlara taşırız. Diyor ki Kuzey Kore ile diplomasiye karşı değil, ancak Kim Jong-un ile görüşmeyeceğim diyor. Görüşmeyeceğiz. Yani ben Kim Jong-un'la görüşmeyeceğim. Ben bir diktatörle görüşmem diyor kendince Biden. Hani Kim Jong-un'u bir numaralı düşman olarak tanımlıyor. Böyle bir yaklaşım var. Şimdi burada evet benim hoşuma giden 3 vaat var. Dediğim gibi Yemen meselesi, Suudlara silah satılmaması, 2015 Paris İklim Anlaşması, Müslümanlara yönelik seyahat kısıtlaması ve İsrail'de Batı Şeria'nın ilhak planına karşı çıkması. Bu 4 vaat evet önemli. Fakat Türkiye açısından bakıldığında Türkiye için neler söyleyecek? Şimdi Türkiye için iyi şeyler söylemedi. Biraz tedirgin ediciydi. Değişir mi? Evet değişebilir. Amerikalılar pragmatiktirler. Öyle bakarlar. Siyasi anlamda çok keskin değillerdir. Ama Türkiye ile de Ankara ile de uzlaşmaya çalışacaktır. Eminim ki Biden bunun için çaba sarf edecektir. Ama ilk söyledikleri kulağa hiç hoş gelmiyordu Biden'ın Türkiye ile ilgili. Onu söyleyelim yani, belirtelim. Peki şimdi hazır mı tweet Bülent? 5 saniye vereceğim sana. 5 saniye sonra geliyor. Evet bunlar. Bakalım Biden dediğim gibi çok yakın başkan olmaya. Fakat her an bir çok olağanüstü bir sürpriz de olabilir. Bir şey diyemeyiz buna. Tam tersi olabilir. Trump kaldığı yerden de devam edebilir. Ama aritmetik olarak pek de mümkün görünmüyor. Evet 6 saat aradan sonra Trump bir tweet attı. Tek bir cümle kullanmış, slogan, durdurun oylamayı diyor, durdurun oylamayı, evet. İşte efendime söyleyeyim, bu hani tek derdi oyların durdurulması, yani sayımın durdurulmasını istiyor daha doğrusu. Sayımı durdurun, oylamayı değil, sayımı durdurun, sayımı durdurun diyor, oy sayımını durdurun, böyle şey bu çağrılarda bulunuyor. Ya niye acaba? Yani elden gidiyor da bir şeyler, onun şeyi mi acaba, hezeyanlarını bilmiyorum yani. Böyle söyledikçe de Amerika'da ortalık karışıyor tabii. Peki, bakınız işte Trump'ın seçmeni ne hale geldi? Trump'ın bu çıkışlarından sonra. Şimdi evet doğru, Trump çok kuşatıldı. Bu doğru, Trump adil bir seçim yarışında değildi. Rakibi çok daha avantajlıydı. Bütün önemli firmalar, neredeyse medyanın %90'ı Biden'ın yanındaydı. Trump'ın cephanesi güçlü değildi. Bunu kabul etmek lazım. Çok kuşatılmıştı. Çok böyle eşit ve adil bir rekabet olmadı. Bunu kabul ediyoruz. Ama Trump'ın olgunluk göstermesi lazım. Sakin olması lazım ama bunu yapmıyor. Konuşuyor, tweet atıyor. Bakın seçmeni nasıl deliriyor. Gelsin ekranlara. Bak medya bunu diyor örtbas ediyor diyor. Biden suç ailesi diyor. Seçimde medya bunu örtbas etti diyor. Şimdi bakınız bu seçmen bence haklı. Bu kızgınlık da haklı. Evet evet sosyal medya Trump Biden'ın şu dama şey Biden'ın oğluyla ilgili o söz konusu haberi sansürledi Twitter ve Facebook. Amerika'nın önde gelen medyası hiç görmedi. Sadece New York Post gördü bunu.
New York Post bir de kayıtları da verdi. Yani görüşme kayıtlarını, detaylarını. Ama bu Twitter ve Facebook tarafından da sansürlenince bak seçmen öfkeli. Seçmen bu konuda öfkesini anlayabiliyorum. Evet, buradaki kızgınlığı doğru. O haberin sansürlendiği bir gerçek baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde. Evet, şimdi devam edelim sonraki yolculuğumuza. Evet, Kosova Cumhurbaşkanı ile Bülent devam edelim. Şimdi kendisi savaş suçuyla yargılanacak. İstifa etmeye karar verdi. Ne olmuş? Bir bakalım hemen. Evet, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taci, Kosova Özel Savcılığı tarafından hakkındaki savaş suçlarına ilişkin iddianamenin kabul edilmesi üzerine görevinden istifa etti. Lahey Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taci'nin savaş suçu işlediğine dair savcılık suçlamasını resmen kabul etti. Kosova Cumhurbaşkanı da bunun üzerine kendisinin savaş suçuyla suçlandığını belirtti ve bu nedenden dolayı da istifa ettiğini duyurdu Kosova Cumhurbaşkanı. Değerli seyirciler, Irak'ta, Irak'ın kuzeyinde, oraya doğru gidiyoruz şimdi, yolculuğumuz devam ediyor. Çok iyi haberler gelmiyor, kötü haberler geliyor hatta. Peşmergelere saldırdı terör örgütü PKK. Bir bakalım neler olmuş orada, sonra devam edelim. Terör örgütü PKK, Irak'ın Duhok vilayetine bağlı Amediye ilçesinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimine bağlı peşmerge güçlerine saldırdı. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi. PKK'lı teröristler akşam saatlerinde Duhok'ta petrol ve doğalgaz güvenliğinden sorumlu polis ekiplerine saldırdı. Saldırının ardından başlayan çatışma devam etti. Bazı yerel kaynaklar saldırının bir patlamayla başladığını ve daha sonra silah seslerinin yükseldiğini söyledi. Yaralıların tedavi altına alındığı bilgisi verildi. Yeni saldırılara karşın olay yerine Duhok ve çevre ilçelerden takviye kuvvet gönderildi. Bağdat'tan açıklama geldi. Irak Merkez Hükümeti, terör örgütü PKK'nın ülkenin kuzeyinde peşmergeye saldırısını kınadı. Sizce hepimiz Amerika'ya odaklandık. Dünyanın gözü kulağı Amerika'da ama Avrupa'da çok enteresan gelişmeler oldu. 6 önemli başlığı sizler için bir araya getirdim. Orada da kritik gelişmeler var. Mesela önemli kararlar var. Şimdi Danimarka'da kabine karantinada. Evet, Danimarka'da parlamentonun neredeyse 3'te 2'sine yakınının COVID-19'a yakalandığı haberleri geliyor. Ve bildiğiniz koca Danimarka parlamentosu şu anda karantinada. Hemen komşumuz Yunanistan'da yeniden çok sert karantina tedbirleri hayata geçirildi. İşte sokağa çıkma yasakları, iş yerlerinin kapanması gibi önemli. Ve aynı zamanda İsviçre ilk kez COVID-19'la ilgili bir karantina, yani tedbir duyurusunda bulundu. Bu da çok çok önemli. Oradan da bu konuda ilk gelen haberler var. Yani COVID görüyorsunuz hızlı bir şekilde yayılıyor ve ülkeler yeniden Avrupa'da kapanmaya başladılar. Mesela yeni COVID önlemlerini açıklayan son ülke İsveç oldu, zaten az önce anlattım. İsveç'te bir de en son ülke oldu COVID önlemlerini açıklayan, biraz önce anlatmıştım. Bakınız, Macron öyle bir çark etti ki, baktı ki olmayacak, tepkiler çok büyük, işler karışıyor. Kendisinin yüzünden sadece ülkesi değil, Avrupa'da da hoş olmayan gelişmeler oluyor ve olmaya devam edecek. Bu kez harekete geçti. Müslüman ülkelere özel temsilci göndermeyi planlıyormuş. Kendini anlatmak için. Hani aslında bizim böyle bir niyetimiz yok. Bize sakın yanlış anlamayın o minvalde. Bir takım özel temsilcilerini Müslüman ülkelere gönderecekmiş Macron. Şimdi bir diğer gelişme. Dünyanın en uzun su altı demir yolu için evet yeşil ışık yakıldı. Avrupa'da önemli bir hat oluşturacak. Almanya, Hollanda o hat üzerinde. Ulaşım anlamında çok önemli bir projeydi, o bitirildi. Bakınız, Polonya'da protestolara neden olan bir kürtaj yasası vardı. Öyle bir yasa çıkarıldı ki artık kürtaj tamamen yasaklanmıştı. Kadınlar sokağa çıktı, erkekler de katıldı bu protestolara. En nihayetinde geri adım atıldı. Efendim, kadınların ağırlıklı yaptıkları bu protestoda da söz konusu uygulama ertelendi. Bunu belirtelim. Ve Belarus'ta tartışmalı yeni nükleer santral açıldı. Şimdi orada Çernobil örneği verildi, facialar o yaşanmıştı ama Lukashenko dinlemedi. Zaten Rusya ile birlikte hareket ediyor. En nihayetinde de o nükleer santrali hayata geçirdi.
Avrupa'daki önemli gelişmeler bunlar da sizler için topladık. Unutmamamız lazım. Dünya Amerika'dan ibaret değil zaten. Az önce de ekranlarınıza birçok gelişmeyi aktarmıştı. Aktarmaya devam edeceğiz.